Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Riot Games'in başka bir oyunu olan Lore oynayacağız. Yani League of Runeterra diye hatırlıyorum açılımını. Kart oyunu, deste yapıyorsun, büyüler çekiyorsun. Oynarken göreceksiniz zaten. Evet, çektik. Şu üstteki şey gitseydi. Şimdi yine gelen kartlara bakarsak. Arkadaşlar, teknik bu azra. Dilim dönmüş işte. Gaz değiştireyim. 4 manın kar çekeyim. Hadi. Kötü oldu. Poro. Kötü oldu. Kartlara şu şekilde bakabiliyoruz. Göze tıklayaraktan. Poro'yu at başıma. Önemli. Sonraki turu kim manam olacak? Güneş kursu şimdi hiçbir işim aramaz ne yazık ki. Size önerim şu. Güneş kursunu ilk şeylerde oynayın. Yani bulmaya çalışın. Yoksa hiçbir işe yaramaz. Ciddiyim. Hiçbir işe yaramaz. Güneş kursu. Çünkü güneş kursunu aktive edebilmek için 25 tur beklememiz gerek. Güzel. Öldürümüz. Mızrağımızı da çektik. Birini öldürebiliyoruz. Aşırı gıcık katlar var. Onları öldürmek için kullanıyoruz. Ben bazen ki size de bunu öneririm. Ben şu şekilde şunu temizleyeyim. Artı 2 vermeye değer mi? Şimdi sonraki tur zaten bunu çekeceğim. Şunu artı 2 verip şunu da kırılgan yapayım. Ya zaten. Bunu harcamayabilirdim. Ama ben bunu harcadım. Neden bilmiyorum açıkçası. Cidden harcamayabilirdim istesem. Yani güneş kursuna ineyim yine de. Çünkü şunu indiğim zaman güneş kursu 3 tur atlayacak. Yine de bir tane eksiğim olduğu için o zaman oyuncanın keşke daha önce çekseydik. Harika. Bunun ne işe yaradığını hiçbir fikrim yok. Adam şu anda 3 savaşçı yer kazdı çekti. Çok küçük. Mükemmel. Mükemmel. Lütfen sıyrıldan gelsin. Ne geldi ki? Ben de her şeyin farkındayım. Ne yaptı bu evrim? Ne yaptı bu? Harika, mükemmel. Pas geçiyorum. Arkadaşlar, hadi bakalım, çok kötü bir elle başladık. Adam çeke çeke beni öldürecek gibi. Baksanıza şu an bana. Şu anda yerde 9 hasar var. Yani adam bir kere zaten 10 hasar olacak. Derken anlık bir büyü. Şene bunu atmak istemiyorum. Zaten direnci var. Hiç gereği yok. Şunu atsam bir adamım gidecek. Kalisteyim oynasam. Şuradan dikkat. Kart oynadıkça bu güçlenecek. Beklendik hareketler.
Katılıyorum. Bence de gebersin. Bariyer vermenin hiçbir nasıl yok bu arada. Adam ölmüyor. Bari şunun bariyerini alayım. Ondan sonra kafasına mızla atarım. Çok garip. Ölmedi. İki seçeneğim var. Ya bunun kafasını öldür atacağım ya da bunu oynayıp can çalacağım. Ya da hazır oynayacağım. İstersen bunu da koyabilirim ya. Abi elim çok indi. Ben ise buna 3 hasar vereyim. Harika. Şu anda bu adamı öldürebilecek bir kişi yok derken. Ah, lent olsun. Sen oynayın. Korkunç olduğun için sadece seni engelleyebiliyorsun. Sen de mi oynasam ya? Ama seri organ değilsin. Kalsın seni. Bunu desteğe saklayacağım. Ya bu 5 darbeyi bam diye yiyecek ya da bununla koruyacak. Harika arkadaşlar, harika. Mükemmel. Aziz'i elinde bekleteceğim. Aziz'i level atlatıp koyacağım. Çünkü Aziz bir saldırı gücü var. Yani neredeyse hiçbir şey yapamaz. Bu ne yapıyor? 4'e 4. 6'ya 6. Şimdi saldırı hakkı olsaydı. 7'de. Güzel. Birinin kafasına bunu atabilirim. Birinin kafasına bunu atabilirim. Bakayım bir takas bu. Baya kötü bir takas ya. Bariyeri de var. Lanet olsun. Buran zaten canını dolduruyor. Hiç gerek yok. Kayısının ölmesi için iki takım arkadaşının ölmesi gerekiyor. Ne oldu? Oyun mu döndü? Bilemiyorum. Niye öldüremiyorum? Kafasına mızrağı atayım. Hiçbir hasar yok. Kalista level atlıyor. Az level atamasında da daha çok var. Şöyle bir afet olsa. Ha bu arada size bahsedeyim. Şampiyona level atlayabiliyor isterseniz. Ve bu şampiyon olanlar Kalista gibi insanlar. Mesela Azir'in de şampiyon. Şimdi Azir'i oynayabilirim açıkçası. Çünkü adamın kafasına büyük bir saldırı yapmak istiyorum. Gerçi kartlarım bu adamın şu 4 kartı var. Kartı var. Şimdi bunu öldürebilecek Kalis gelecek sen varsın. Sadece bunu oynasam bu kadar hasar mı veriyorum? 12. Saçmalığa gel. Ya. Ben seni defansta bekleteyim. Azir'i öldürebilecek kimse yok derken Allah kahretmesin. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım arkadaşlar? Ben ne yaptım? Ha, beni kandırdı ya. Beni gerçekten kandırdı.
Ne oldu lan? Arkadaşlar, bu savaş çok kötü gidiyor. Ve kazanamayacak gibi bir durum var. Yani olabilecek en kötü şey oldu ya. Düşünebiliyor musunuz? Olabilecek en kötü şey oldu. Derken daha da kötüsü oldu. İşler daha da kötüleşecek. Adam şu anda saldırsa kazanır. Mı? Hayır ama ben can çekiştir. Gerçekten beni öyle bir öldürür ki anlatamam. Tanışmak istemiyorum. Bunun abanı var ama bunun da 7 hasarı var. Beni de kırılganlık var. Canı az olduğu için onu karma seçtim. Kitleyelim. Ben 2 manaya mı? Derken adam baktım hani ne oldu? Elinde kas kalmadı. Öyle bir durumdayım. Arkadaş istiyorsanız teslim olalım. Ben teslim olacağım. Şuna baksanıza. Adam benim içimden geçti. Şuna bir baksanıza. Afet gelmediği sürece kazanma ihtimalim yok. Afet gelse beni kurtarabilir mi? Dalga geçer gibi değil mi? Kardeşim afet gelsin, afet gelsin, afet gelsin. Afet gelmedi. Kesin. Şuna bak. Can çalma, büyük algın, hiddet. Hiddet de şu. Birini öldürdüğün zaman sen hem can hem de saldırı gücü kazanıyorsun. Fakat ben bu hiddeti kimin üzerine kullanacağım? İş. Arkadaşlar ben kaybettim. Bunu açık açık söyleyebilir miyim? Artık kaybettim ben. Büyük halkında ne olduğunu anlamışsınızdır. Büyük kullanıp saldırıyorsun adamın kafasına. Ya saldıramıyorsun. Afet de gelmiyor. Ya. Size afetin ne olduğunu söyleyeyim. Afet şu. Yerdeki bütün birimleri öldürüyorsunuz. Ve benim buna aşırı ihtiyacım var. Yani, torunun zaten kalk direnç olduğu için bir tek o hiçbir şey hasar almayacak. O da inşallah yani. Adam hala kazanmak istiyorum. Kanka kazandım zaten. Şu anda saldırsa elimde 3 birim var. En çok vuranları engellesem. Çıkmalı. Dalkan. Bu ne lan? Hile desem yok abi. Hileyle hiç karşılaşmadım. Siz karşılaştıysanız yorumlara yazar mısınız? Hile şu. Hile şu arkadaşlar. Rakip en fazla bir karttan 3 tane bulundurabiliyor. 3 tane bulundur 3'ten fazla bulundurursa olmuyor. Yani kaybetmiştik zaten. Çok garip bir şekilde bunu engelleyince neden 8 canı kalıyor. Ama bütün adamlarım da ölüyor. 3 canım kalıyor. Durum... What the fuck? Ne oluyor lan?
Ha. 2-3 kazandı. Yine hayatta tuttu. Lan kafayı yiyeceğim adam hay ya. Yine hayatta tuttu. Kafayı yiyeceğim. Bunun nefesi ne? Arkadaşlar oyun beni çok fena trollüyor. Haberiniz olsun. Niye? Sanki çok da önemliymiş gibi. Şuna baksana. Hiçbir işe yaramadı. Ama de. Lan afet gelmiyor. Kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar sizden izin alıp teslim olabilir miyim acaba? Ben biraz daha şampiyonadan bahsedeyim. Özür dilerim. Şimdi şu gördüğünüz adam Brown. Buranın seviye atlaması için 10 tane hasar yemesi lazım. Şu gördüğünüz işaret yenilenme. Her tur başında canını fulluyor. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Zaten kaybettim. Şu ise takip çeker işareti. Bu iş ise Brown'un ona savaşacağı rakibi seçmesi. Öyle bir durumdayım ki. Hayır, hiç eğlenceli değil. Kaybettim ben zaten. Şöyle iyi hamleydim. Niye en azından savaşarak kaybedeyim? Ne yapıyor bu? Kazanmayı garantiledin yani. Tebrikler. Ne yapıyor lan bu? Adamın elinde o kadar çok kart kaldı ki. Adam artık adam artık kafayı yiyeceğim. Adamın elinde o kadar çok kart kaldı ki adam artık kart alamıyor. Neyse. En azından savaşarak kaybettik. Şu şekilde. İyi hareketti. Ne yapıyor bu hala? Adam herhalde ilk defa Karma oynuyor. Ya da League of Legends. Yani ne bileyim Zorf ilk defa oynuyor. Kanka zaten Nasir Olgan Berek'ten kazanın. Buram'ın şeyi de artık gerçekleşmiş bulunmakta. Bozgun. Hiç elim afet gelmedi ya. Ben size destemi göstereyim. Arkadaşlar benim destem bu. Bende olan şampiyonlar. Azir, Kalista, yani Azir, Kalista ve Talia. Şimdi size ben teker teker kartların yetenekten bahsetmeyeceğim. En kritik olanları bahsedeceğim. Bu hayali kazandırır ve rakibe yani takım arkadaşına yani askerine 2-2 kazandırıyor. Yani 2 can ekliyor, 2 saldırı gücü ekliyor. Peki hayali ne demek? Tur sonunda direkt ölüyorsun. Yani hiçbir şey yapmasan da. Peki bu kart ne yapıyor derseniz. Bu kartta son nefes özelliği ekliyor. Peki son nefes özelliği ne? Öldüğü zaman ne yapacağını söylüyor. Mesela bu kartı birisine karşı oynarsan, yani kendi takım arkadaşına karşı oynarsan. Icardi Serab'ı attı bir adam kazanacağım. Bu da rastgele bir güç kazanıyor. Öyle bir şey değil. Bora bir şampiyon. Eğer elindeki bir şampiyon level atlamışsa o kendisi de gelişiyor. Şu Ken bir rakibe bir takım arkadaşın iki saldırı gücü ekliyor. Şu yani. Bir takım arkadaşın saldırı gücü ekliyor. Bir rakip de kırılgan yapıyor. Peki ya kırılganla ne yapıyor? Aslında çok basit. Birini kırılgan yaptıysan o kişiyi kimle istersen dövüştürebilirsin. Çok basit. Yani genellikle savaşlarda kullanabilirsin böyle rakiple takas yapmak için. Ya da o seni öldüremez fakat sen de onu öldüremezsin.
kırıl ya da savaş öncesinde rakibi kırılgan yaparsın. Şu anlık ise şu şekilde. Bunu oynuyorsun. Bak, sıra rakibe geçmiyor. Sıra hala sende oluyor bu büyüde. Büyüler bu şekilde çalışıyor. Yani aslında oyunun tek yapmanız gereken alttaki yazıları okumak. Mesela bu korkunç. Korkunç ne yapıyor? Bakalım. Gücü 3 veya 3'ten az olan herhangi gibi rakibi kim olduğu önemli değil. 3 veya 3'ten az ise bu kişi bunu engelleyemiyorlar. Bu bütün dost örümcekleri artı bir veriyor ve bütün rakiplere eksi bir saldırı gücü ekliyor. Yani 3, 4 saldırı gücü olan birisi bunu engelleyemeyecek. Engelleyemez oluyor tur başında. Şu öldükçe daha güçlü bir şekilde görüyor sonraki tur fakat savunamıyorsun. Karşılayamaz. Zaten bir anlamışsınız şu kalkanayız. Savunamaz fakat saldırabilir. Gibi gibi birçok şey var. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ya da abone olmayı unutmayın. Yorumunuz varsa ya da bir tavsiyeniz. Bunu duymam için ya da görmem için lütfen yorum yazın. Hadi herkese iyi akşamlar.